Arkadaşlar merhaba. Bugün İngilizcenin yazılımla ilişkisi üzerine biraz detaylı bir fikir paylaşımı olacak. İngilizce konusunu kafamızda bayağı bir büyütüyoruz. Küçük yaşlardan kafamızda belli algılar oluşuyor bu konuda. İngilizcenin ne demek olduğunu bile bilmiyoruz mesela. Yani öyle bir şey ki İngilizce, İngilizce, İngilizce. İngilizce ne demek? İngilizce mesela yani bir İngilizlerin konuştuğu dilden öte sanki bildiğimizde hayatımızın bambaşka boyutlara geldiği, bilmediğimizde çok büyük eksik olduğumuz bir bakış açısı bize bürünüyor. Bu podcast'te biraz bunları yıkmayı hedefliyorum aslında. En baştan söylediğim gibi İngilizceyi çok 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 abartıyoruz. Türkiye'de hazırlık sınıfı diye bir şey var mesela. Saçma sapan bir bakış açısı bana sorarsanız. Kendim de ben iki sene hazırlık okudum. Bir sene İngilizce, bir sene Fransızca. Ve yani kayıp yıllar saçma sapan bir Dönem bir yabancı dile bir seneni direkt dedike ediyorsun. Ee, çok saçma. Ee, ve hani İngilizceyi öğrendiğin zaman hayatın böyle yüzde seksen şey yüzde %90 değişmiyor. İngilizce bilmemek de böyle çok ahım şahım bir eksiklikte de değil. Ee, yani kafanda şu İngilizce'nin önce bir başkalarının konuştuğu bir dil olduğu gerçeğini oturt. Anlatabildim Bu bir matematik gibi bir şey değil. Bu bir fizik bilimi gibi bir şey değil. Bir kimya, bir biyoloji bilmek gibi bir şey değil. İngilizce İngilizlerin, daha doğrusu Birleşik Krallık'ta insanların, işte Anglo-Sakson ırkından gelen insanların konuştuğu bir dil. Nasıl Türkler Türkçe konuşuyor, İngilizler ya da bu bölgedeki işte Galler'deki vesaire insanlar da İngilizce konuşuyor. Global, siyasi, politik ıvır zıvır konularına girerseniz dünya üzerinde böyle bir şey hakimiyetinden kaynaklı da e, ne olmuş uluslararası konuşulan bir dil haline gelmiş durumda. Bu bundan öte bir şey değil. İngilizce bilmek senin hayatını işte sıfırdan yüze çıkarmaz bir anda. Bu basit algıları bir önce kafanda oturt. Yazılımı falan her şeyi bir kenara koy. Çünkü şöyle sorular alıyoruz biz. E, yani e, abi İngilizceyi çözmeden yazılıma başlayamaz mıyım? Ya da işte önce yazılım önce İngilizceyi bir öğreneyim, ondan sonra mı işte algoritma öğreneyim falan? Hayır, böyle şeyler yok. Yani sen e, İngilizce bilmeden de yazılım yapabilirsin, yazılımdan para da kazanabilirsin. Ama e, İngilizce demek e, işte bahsettiğim politik siyasi kafalı... hani oyunu kuralına göre oynamak felsefesi var ya bunu birazcık kabullendiği zaman da e ne olacak 15 bin lira kazanacaksan 45-50 bin kazandığın bir hal alıyor dünyaya. Ya da daha işte global düşündüğün zaman yurt dışına iş yaparsa ona göre bir maaşın oluyor anlamına geliyor. Bundan öte de bir şey değil arkadaşlar. Ee, Dökümantasyon noktasına geldiğimiz zaman, destek noktasına geldiğimiz zaman Türkçe'de kaynaklar var. Ama yetmediği yerde biz İngilizce ile ufkumuzu genişletiyoruz bu tamam bundan ibaret bir şey. Yani İngilizce öğrenmek bir Amerikalı gibi yaşamak, <laughs> İngiliz gibi yaşamak, sürekli işte İngilizce kelimeler serpiştirmek ki ben bunu çok yapıyorum mecburen bir şekilde istemsizce oluyor ama böyle bir şey değil. İngilizce senin için ufkunu açtığın bir araç olmalı. Yani cebine giren paranın arttığı bir arttırabildiğin bir araç şeklinde düşünmelisin. Bunu ne kadar da arttırırsan ee, bu aracı o kadar etkili kullanmış olursun ve ona göre para kazanırsın, ona göre hayır yaparsın, ona göre bir çevren olur. Buna böyle bakman lazım. Ee, hiç İngilizce bilmeden de yazdığım işinden ekmek yemek gayet mümkün. Yani biz e, düzey itibariyle mesela en basit düzeyde bir okur yazar düzeyde olmamız güzel olur. Çünkü e, en şey noktada yani o destek alma noktasında mesela bir Stack Overflow'dan destek alabileceğimiz bir durumda. İngilizce bizim işimize çok yarıyor. Bunun farkında da ol. Kendini geliştir. Bir şekilde o düzeye gel. Ama aman işte şakır şakır konuşamıyorum abi. Aman abi işte yabancı görünce pısıp kalıyorum abi. Birisi bana işte böyle hani toplantılarda falan. Hayır bunları tam bir kenara koy. Karşındaki normal bir insan. O, o bölgede Birleşik Krallık'ta doğmuş bir insan. Ya da işte sen de Türkiye'de doğmuş bir insansın. O şeylere falan hiç girmene gerek yok. Sen sadece bunu bir araç olarak gör. Bu araçla ufkunu geliştirebileceğinin farkında olman lazım. Bundan öte bir şey yok arkadaşlar. Ve en büyük engel aslında yine kafamızın önündeki engel. Abi işte İngilizce... Mesela hep her yerde şöyle bir şeyler görüyoruz. Türkler İngilizceyi neden konuşamıyor? Değil mi? Sen bunu duyduğun anda kafanda otomatik bir flag oluşuyor. Ya aslında ben de İngilizceyi konuşamıyorum gibi. Aslında böyle bir şey de yok. Türkler gayet İngilizce de konuşabilir. Yani hiç böyle mental flaglara, engellere, bilmemlere de gerek yok. Konuşamadığını düşündüğün an zaten işte bu bir 0 geriden başlıyorsun. Öyle bir şey de yok. Sen şey yaptıktan sonra, kendini geliştirdikten sonra bu internet çağında şimdi kanalda videolar da var. İşte 4 ayda İngilizceyi geliştirin. İngilizceye ilgili kaç tane videom, podcastım var. Onlara da bakarsanız bu algıları bir kenara koyun ya. Zamanla gelişen şeyler. Öyle bu konuyu da kendinize şey yapmayın. Bir büyük bir engel, büyük bir obstacle olarak görmeyin. Bakın obstacle dedim. Ee, böyle bir şey yok. Çalışmaya devam. Yani e, bir noktadan gir. Yazılıma başla. Bazı anlamadığın yerleri kabullen. Kabullene kabullene devam et. Sonra bir noktadan sonra zaten o İngilizce ihtiyacı otomatik olarak seninle oluşacak. Eğer ufku açık, büyük şeyler yapmak isteyen bir adamsan. Bunu da zaman içerisinde çözebilirsin. Yani öyle hani abi işte bir kursa gideyim önce bir İngilizce öğreneyim gibi bir durum yok. Zamanın içerisine, sürecin içerisine bunu da yedir kardeşim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.